Evet, B sorusuna geldik. Yeni bir çinko hava pili bir işitme cihazı içine yerleştirilmeden hassas bir terazide tartılıyor. Pil çalıştıkça kütlesi artar mı, azalır mı yoksa aynı mı kalır ve B'nin birinci kısmına verdiğiniz cevabı pil tepkimesine dayanarak doğrulayınız demişler. Biraz düşünelim mi? Pilin kütlesi artar mı, azalır mı yoksa aynı mı kalır? İlk tepkimeyi gözden geçirmeye ne dersiniz? Toplam tepkime buydu. Çinko metal hava pilinin bir parçası olduğu için tartıldığında elde edilen değere katkı sağlayacak ve sonra da oksijenle tepkimeye girecek. Peki oksijen nereden geliyor? Oksijen havadan geliyor ve sonra çinko ile birleşiyor. Öyleyse oksijen pil tartıldığında havada ama tepkimeden sonra çinko ile bağ yapacak ve çinko oksit oluşturarak pilin bir parçası haline gelecek. Yani pilin kütlesine katkı yapmaya başlayacak değil mi? Hemen not ediyorum. Pilin kütlesine katkı yapmaya başlayacak. Tepkimeden önce bir katkısı yoktu ancak tepkimeden sonra kütleye doğrudan etki etmeye başlayacak. Bu yüzden de kütlenin artacağını söyleyebiliriz sadece artacak yazıyorum. İkinci kısımda da cevabımızı pil tepkimesine dayanarak doğrulamamız istenmişti. Tepkimenin denklemini hemen not edelim. İki çinko molekülü bir moleküler oksijenle tepkimeye giriyor ve ortaya iki molekül çinko oksit çıkıyor. Bu tepkimeden önce pilin bir parçası değil ve havada bulunuyor. Ama tepkimeden sonra pilin bir parçası haline geliyor. Evet tepkimeden sonra pilin parçası. İsterseniz açıklama olarak da yazalım. Şöyle diyelim. Oksijen tepkimeden önce havada bulunuyor ve çinko ile tepkimeye girerek pilin kütlesine katkıda bulunan çinko oksit oluşturuyor. Evet. Bu cevabın yeterli olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bir de C sorusuna bakalım. Çinko hava pili hava basıncının daha düşük olduğu bir dağın tepesine çıkarılıyor. Pil potansiyeli düşük yükseklikteki pil potansiyelinden büyük müdür? küçük müdür yoksa eskisiyle aynı mıdır? CI'ye verdiğiniz cevabı pil tepkimesi ve yukarıdaki bilgiye dayanarak doğrulayınız. Pil tepkimesini bir kere daha yazayım mı? İki tane çinko molekülümüz var. Biraz daha düzgün yazayım, evet. İki çinko molekülü bir tane moleküler oksijenle tepkimeye girecek ve ortaya iki molekül çinko oksit çıkacak. Bu tepkimeyi neredeyse ezberlediğimi söyleyebilirim, evet. Sizce hava basıncının daha düşük olduğu bir dağın tepesinde ne olur? Hava molekülü sayısı daha düşük olacağından daha az moleküler oksijene sahip olacağımızı da söyleyebiliriz. Oksijenin kısmi basıncı düşük olacağından çinko ile tepkimeye girecek ve oksijen moleküllerinin sayısı da daha az olacaktır. Aslına bakarsanız bu çinko molekülüyle de tepkimeye girmiyor. İlk tepkimelere yani yarı tepkimelere bakacak olursak. Havada daha az sayıda bulunan oksijen molekülleri, su molekülleri ve devreden gelen elektronlarla tepkimeye giriyorlar. Ve dağın tepesinde bu tepkimeyi gerçekleştirebilecek daha az sayıda oksijen molekülüne sahip olacağız. Hatta tepkimeye girenlerin kısmi basıncının yanı sıra konsantrasyonu da az olur. O yüzden şöyle yazalım. Kısmi basınç ya da konsantrasyon azalacağı için pil potansiyeli de azalır. Aslına bakarsanız sanırım sorunun önce ikinci kısmını yanıtladık. Evet, birinci kısım için de pil potansiyeli azalır yazalım. Bu arada kavramsal olarak bunun neden böyle olduğunu anlamanız çok önemli. Yarı tepkimelere baktığımızda katodun gözenekli yapısı sayesinde hava geçirmesi sonucu içeri giren oksijen, su ve buradan gelen elektronlarla karşılaşınca tepkime gerçekleşiyor ve hidroksit anyonları elde ediyoruz yükseklik az olduğunda elimizde daha fazla oksijen molekülü olacak. Çünkü bu yükseklikte moleküler oksijenin kısmi basıncı daha yüksektir. Bu yüzden de tepkimeye giren oksijen miktarı fazla olacak. Yükseklik arttığında ise bunların da miktarları azalacak. Oksijenin kısmi basıncı daha düşük olacak ve bu da gözeneklerden içeri giren oksijen konsantrasyonunun daha düşük olması anlamına gelir. Kısacası tepkime daha zor gerçekleşir. İsterseniz iyice uç olan bir örneği de değerlendirelim. Çok ama çok yüksekte bir yerdeysek mesela uzaydaysak ne olur dersiniz? Burada oksijen yok denebilecek kadar az olduğundan tepkime durur. Umarım işin mantığını anlamanıza yardımcı olabilmişimdir. Ekranı kaldığımız yere getirelim. Evet işte bu.